Amerika cephesinden bakalım biraz da. Başkan Joe Biden'ın Fransa ziyaretiyle transatlantik ilişkileri derinleştirilmeyi amaçlanıyor. Ve Biden Fransa temasları sonrasında da İtalya'da G7 toplantısına katılacak, bir kısmını arzudan duyduk. Şimdi bakalım Washington'dan bakılınca nasıl görülüyor bu ziyaret? Begüm Dönmez Ersöz, Beyaz Saray muhabirimiz şu anda karşımızda. Soralım Begüm, Biden yönetimi açısından ne önemi var bu temasların? Bize aktarır mısın? Serdar, ABD Başkanı Joe Biden hem Fransa hem de G7 zirvesi için gideceği İtalya temaslarının önemini Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby basın mensuplarıyla paylaştı. Ayrıntıları anlattı. Kirby, Başkan Biden şu anda tarihte bir dönüm noktasında olduğumuza inanıyor dedi. Ve neye karşı durduğunuz, neyi temsil ettiğiniz ya da neyi savunduğunuzu net şekilde ortaya koymak günümüzde çok önemli ifadesini kullandı. Avrupa'nın Amerika'nın liderliğini desteklemesi ve güçlendirmesinin öneminin altını çizdi Kirby bu ziyaretle birlikte. Tabii ABD Başkanı Joe Biden Normandiya'da bir konuşma yapacak ve bu konuşmasında peki nasıl bir mesaj vermesi bekleniyor ABD Başkanı'nın Fransa'da? Beyaz Saray yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Biden konuşmasında bu savaşın diktatörlük ve özgürlük arasında nasıl bir mücadele olduğuna değinecek. Bir yandan da izolasyonizm, yani soyutlanma politikasının tehlikeleri ve risklerine değinecek ki bu soyutlanma politikası ve diğer yanda da Amerika'nın dış politikada ve dünya meselelerinde daha aktif bir rol üstlenmesini savunan politika arasındaki bu mücadele Amerika seçime giderken de bir tartışma konusu Amerika içerisinde, onu da hatırlatmış olalım. Bunun dışında 2. Dünya Savaşı tarihinden biraz soğuk savaş ve sonrasında da tam da bu noktada işte Ukrayna Savaşı'nda öne çıkan gelişmeler, Ukrayna konusunda bir yanda Amerika'nın liderliği, diğer yanda da Avrupa'nın desteğinin altının çizilmesi bekleniyor. Biraz önce Arzu detaylarını aktarmıştı. İki kez görüşecek Biden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile, biri Normandiya, diğeri de İtalya olmak üzere. Beyaz Saray yetkilileri İki kez Başkan Biden'ın Zelenskiy ile görüşecek olmasının Ukrayna'ya verilen güçlü desteğin bir işareti, güçlü taahhüdün işareti olarak değerlendiriyorlar. Ve Başkan Yardımcısı Harris katılacak, Kamala Harris katılacak Ukrayna Barış Zirvesi'ne, ona Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da eşlik edecek. Tam aslında Biden'ın Avrupa ziyareti, Fransa ziyareti, Ukrayna'nın sahada Amerika'nın ve Batı'nın Ukrayna'ya sağlamış olduğu silahları, Rusya içerisindeki hedefleri vurmak için ilk kez kullandığı bir döneme de rastlıyor. Hatırlanacağı üzere Biden, geçen hafta Biden yönetimi sessiz sedasız buna izin vermişti, yetki vermişti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Fransa'ya giderken Biden'la birlikte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Önümüzdeki dönemde Amerika'nın Ukrayna'ya önemli bir askeri kabiliyetin sağlanmasına ilişkin bir açıklama yapacağını söyledi ama eğitim kapasitesinde bile olsa Amerikan personelinin Ukrayna'ya gönderilmeyeceğinin altını çizdi. Amerika Ukrayna'nın savunmasında en büyük katkıyı yapan ülke ama bu ziyaretle bir yandan da Ukrayna Savaşı'nda Amerika'nın liderliğine Avrupa'nın da güçlü destek vermesinin altını çizmesi ve işte bu şekilde de Başkan Biden'ın transatlantik bağların, ilişkilerin önemli bir kez daha vurgulaması bekleniyor bu ziyarette.